İsmim Soner Kurt, 1972, Ankara Bala doğumluyum. İyi bir sanayiciyim. Alimin profili Malatya yapmaktayız. Sincan Organize Sanayi'nde iş yerlerimiz vardır. Aynı zamanda güneş, solar enerji işiyle uğraşmaktayız. Aynı zamanda Hırdavat bölümümüz var. Yaklaşık bölümlerimizde 500'e aşkın çalışanımızla hem Ankara'mıza hem de memleketimize istihdam yaratmak için elimizden gelen tüm gayreti sarf ediyoruz. İşte sevdiğim takımım, hem Ankara'nın verdiği güzellikler karşısında Ankara güçlü bir sevdamız. 84'te ilk aşıyı yedik. Ondan bugüne halen de Ankara güçlüyüm. O zamanlar hani kalemizde işte Panter Arif var, geri dörtlü hepsi canavar, ileride Halil İbo var. Tribünlerde saat 10'da 11'de yerim olan bir taraftardım. Cenab-ı Mevlam işte neyin olacağı falan belli değil. Bir bakıyorsunuz taraftarı olduğum kulübümü şimdi yönetici olarak görev yapmaktayım. Şimdi şöyle, Ankara Gücü benim için gerçekten vazgeçilmez değerlerimizden bir tanesi. Ankara Gücü'nün, Ankara'nın markası. Başka şöyle saydığımız zaman hani Ankara'nın bir marka şeyimiz, bir karşısında sanayi kuruluşumuz falan var. Hani böyle gerçekten bir marka dediğimiz bir kavram. Ankara Gücü. Şimdi bazı yerlere falan gittiğimiz zaman işte diğer takımların yöneticisiyim, başkanım diye kayda alınmıyor. Senin yerin nere olursa olsun önemli değil. Ama ben Ankara Gücü dediğim zaman bir saygıyla, sevgiyle, bir böyle bir sevecenlikle, teveccühle karşılanan bir toplum içerisinde oluyoruz. Ve gerçekten mutlu oluyorum. Ankara Gücü tarihimizde gerçekten de tarihi olan bir kulüp. Diğer kulüpler gibi falan değil. 114. yılını içerisinde bulunduk, kutlamaktayız hatta şu anda. Bu anlamda Ankara Gücü bizim dediğimiz gibi Ankara'nın marka kavramında en büyük etkendir. Bu anlamda da mutluyum Ankara Gücü'nde olmaktan, Ankara Güçlü olmaktan. Şimdi bu Ankara Gücü'ne geldiğim 3. dönem. İlk geldiğim dönemde Fatih Mert Başkanımız döneminde spor okullarından sorumluydum. Spor okullarını güzel bir yere falan getirdik. İlk aldığımızda 14 ya da 15 tane spor okulumuz falan vardı. Çok güzel bir değişikliklerle, güzel projelerle sayı bunu 60-70'e kadar falan çıkardık. Hem Ankara Gücümüze hem gelir elde etme, aynı zamanda da semtlerde, ilçelerde, aynı zamanda işte diğer şehirlerde Sukut ekibimizin araştırmasıyla birlikte o spor okullarımızdan böyle bir ortak çalışma belirleyerekten altyapımıza sporcular, akademi sporcularını falan yetiştirerekten, kazandıraraktan bir mücadele verdik. Başarılı da olduk o konuda. Sonradan da Faruk Başkanımız zamanında falan tekrar bir altyapıyla ilgili falan tekrar bir görev verildi. Altyapıyla ilgili falan da çok eksiklerini falan biliyordum. Geldiğimde Ankara Gücü'nün inanın o kadar eksik şeylerini falan vardı ki toparlamak için elimden gelen arkadaşımla, ekiplerimizle elimizden gelen tüm mücadeleyi falan verdik. Buranın öncelikle yaşama alanı, yani yaşam özellikle lavabolarından tutun, yatakları, sonra işte yatak odaları, sonra soyunma odaları, sonra sahanın yapımı, daha sonra işte türbünün yapılması, sonra güvenlik sistemi kesinlikle hiçbir şekilde falan yoktu. Özellikle benim burada en büyük dikkat çektiğim konu Ankara Gücü'nün güvenlik. Gelen buraya çocuklarımız geliyor. Allah vermesin burada büyük şehir, neyin ne olacağı falan belli değil. İlk başta güvenliğini alaraktan en büyük eksik buydu. Güvenlik sistemlerini her tarafa güzel bir şekilde falan güvenliğini alaraktan da diğer eksiklerini tamamlayaraktan bayağı bir emek verdik. Ve mutluyum. Bugüne kadar hani geçmişte emeği geçen herkese de teşekkür ediyorum. Ama çok eksiklerimiz varmış. Daha önceden de şimdiki arasında dağlar kadar fark var. Sahanın yapımında emeği geçen işte o dönem Faruk Hoca Başkanımız, Fatih Mert Başkanımız, bunların çok emeği var. Bunlara gerçekten teşekkür ediyorum. Şimdiki başkanımız İsmail Mert Fırat Başkanımız da yani altyapı özellikle verdiği önem bizi çok mutlu ediyor. Fatih Mert döneminde başlayıp da bu döneme kadar bu süreçte gerçekten de Ankara Gücü'nün grafik her zaman yukarı doğru çıkmıştır. Tamam, sportif başarıda falan biraz A takımımızda falan istenen performans gözükmese bile ne, marka değeri, kulübümüzün derecesi çok iyi bir seviyede. Şükürler olsun böyle güzel bir kulüpte yönetici olarak falan çalışmak, ondan sonra görev almak bizi mutlu da ediyor. Hedeflerimizde Ankara Gücü'nün sayılı kulüp, buradan iyi futbolcu, özellikle altyapıdan az takımımıza kaliteli ve dürüst, ahlaklı sporcular yetiştirmek, oralara sporcular kazandırmak, kazandırdığımız sporcuların Ankara Gücü'nden sonra milli takımımıza hizmet etmeleri, oralarda futbol oynamaları, sonra diğer dünya çapındaki kulüplerde futbol oynamaları hedeflerimiz.
Geçenki dönemlerde 8 tane süperliğe çıkmış olduğumuz, PTT Lig'den süperliğe çıktığımız dönem 8 futbolcumuzu A takıma gönderdik. Bunlardan işte Atakan Dana vardı, sonra Arda Ünyay vardı, Fatih Demir var, Sıraç. Bunlar bizim hep altyapıdan yukarı çıkarmış olduğumuz futbolcularımız. Burada İngilizce eğitimiyle olarak falan böyle bir düşüncem oldu. Şimdi bazen bizlerde bileni, yani İngilizcenin yurt dışına falan gittiğimiz zaman bir dil bir insan demek. Gerçekten bunu hani yaşayıp görüyorsunuz. Gittiğimiz yurt dışında bunu çok, yani şehir içinde falan ya da işte ülkemizde çok fark etmiyoruz ama şehir dışına falan çıktığınız zaman bunu ciddi, çok daha iyi anlıyorsunuz. Şimdi buradaki sporcu arkadaşlarımız, çocuklarımızın da İngilizce eğitimlerinde falan %100 konuşmalarına falan gerek yok. En azından ihtiyaçlarını sorabilecek, isteyebilecek şekilde falan dillerini öğrenmeler için inşallah bir hedefimiz var. Hocalar tutaraktan, getirerekten biz bunu gerçekleştirmek istiyoruz. Eksiklerimiz yok değil. Gerçekten aldığımızda Ankara Gücü dediğim gibi hem tesisler anlamında olsun, malzemeler konusunda olsun, güvenlik anlamında olsun, iç açıcı bir ortam falan değildi. Hani geldikten sonra çok şükürler olsun belirli bir şeye falan getirdi. Herkes de görüyor bunu zaten. İçimden gelerek de yapıyorum bunu. Gerçekten bir Ankara Güçlü olarak çok da severim. Ankaralıyım, Ankara Güçlüyüm. Tekrar söyleyeyim onu. Başka tıkımım da yok. Bu anlamda dediğim gibi hep dürüst, ahlaklı sporcular çıkararaktan hem memleketimize güzel sporcular yetiştirmek hedefimiz. Bunlar şimdi göreve geldi zaten yaklaşık 1,5 ay falan oldu. Şimdi hocalarımızdan, raporlarımızdan şunu da özetleyeyim. Biz göreve geldikten sonra, ekibimle gelmek istiyorum, önde al hakkım. Ondan sonra geldim, öncelikle hocalarımızdan, daha önceki dönemki hocalarımızdan bir değerlendirme raporu istedim. Sağ olsun arkadaşlarımız çok güzel bir raporlamayla bize sundular. Başarılı olan arkadaşlarımızın, hani bu Ahmet olur, Mehmet olur çok önemli değil. Benim olan mühim olan Ankara Gücü'nün başarısı. Kişisel kesinlikle burada bir düşüncemiz falan yok. Oradaki hocalarımızdan, başarılı olan hocalarımızdan bıraktık. Ondan sonra diğer arkadaşlarımıza teşekkür ettik, hocalarımıza. Ama kendi ekibimden de geldim. Eksiklerimizi tamamlayaraktan güzel bir ekip oluşturduk. 1,5 ay içerisinde falan bir süreç oldu. Bu süreçte de hani var, hocalarımızdan raporları falan geliyor. Tabii milli takımımıza özellikle Berke Yıldırım, Muhammed Bedirhan, sonra Arda Ünyay, bunlar hep milli takımımızda görev alıyorlar. Allah nasip ederse bunlar yukarı için falan tabii hedefler olan. Öncelikle de size şunu da söyleyeyim. Sadece altyapıdan sporcular yetiştirip hemen işte İstanbul takımlarına ya da diğer büyük takımlara gidecek falan diye böyle bir şey falan yok. Önce en büyük Ankara Gücü'dür. Ondan sonra Ankara Gücü'nde top koşturacaklar, Ankara Gücü'nde oynayacaklar, milli olacak. Ondan sonra nasiplerine, kısmetlerine falan varsa amacımız tabii altyapıdan sporcular yetişerek de kulübe bir katma değer katmak. Yani buranın geliriyle sadece bir benim başkanın ya diğer yöneticilerin sürekli kaynak aktarmasıyla bu kulüp dönmüyor. Dolayısıyla sürekli sporcu almak da çözüm değil. Bu kulüpleri yaşatmak istiyorsak altyapıya değer verip altyapıdaki çıkan sporcuları üst A takımımızda oynatıp oradan da altını besleyerekten diğer takımlara değiştirerekten bu ticaretin yapılması gerekiyor. Altyapı aynı zamanda bir üretim yeri, bir tesis, fabrika gibi düşünün. Üretmezsen yukarıda sürekli al sat yaptığın zaman kulüp ayakta kalmaz. Altyapının değeri gerçekten de şu anda yapılması gereken en büyük şey altyapıya olan öneminin verilmesi. Buradan çıkan sporcuların da tabii ahlaklı düzgün A takıma kazandırılması. Ankara Gücü taraftarı bizim değerimiz. Onları çok seviyoruz. Bugün değil, yarın değil, her zaman kalplerimizde vazgeçilmezdi. Sadece Ankara Gücü'nün sadece futbol branşında değil, voleybol, basketbol ve diğer amatör branşlarımızda hiçbir zaman takımlarını yalnız bırakmayan ve gerçekten de hani gittikleri zaman 90 dakika takımı destek veren hiçbir yerde böyle taraftar yok. Ben gururlanıyorum taraftarımızdan. Hep onları da çok seviyorum. Allah inşallah güzel günleri Ankara Gücü'ne, özellikle başkanımızın ve başkan vekillerimizin en büyük hedefimiz, yani yönetimimizin sadece Ankara'yı Ankara'nın takımı değil, ülkenin takımı yapmak. Ondan sonra Ankara Gücü'ne güzel günler de bekliyor. Biz birlikte de dilimizi bozmayalım. Sağdaki soldaki sözlere falan böyle kulak asmayalım. Birlik beraberlik içerisinde kilitlenelim. İnşallah güzel günler bizi bekliyor. Ankara Gücü zor bir dönemden geçti. İnşallah bundan sonraki öne açık. Herkes huzurlu olsun, mutlu olsun, sağlıcakla kalsın. Herkese çok teşekkür ederim. Sevgi ve saygılarımla.